Kabataş Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Olamak BCH40T motorlu tırpanın yeni versiyonu olan BCH400T Euro 5 motorlu tırpanın kutu açılımı, tanıtımı ve kısaca teknik özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kutu içerisinden neler çıkıyor hemen şu şekilde bakalım. 40T'den bir farkı yok makinenin arkadaşlar. Sadece egzoz emisyon standartları, Euro 5 egzoz emisyon standartlarına uyduğundan dolayı, uyum sağladığından dolayı kodlamada değişiklik oldu. Egzoz değişikliğine gidildi arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. İçerisinden direkt bu şekilde bir ambalaj çıkıyor. Misine kafası, bisiklet kolun ikinci parçası şurada. Askılık, daha sonra koruyucu, ok koruma siperliği, motor montaj civataları, aletle devamı da %80 bunun içerisinde. Daha sonra kabze, sağ kabze yani gaz kontrolünün, stop kontrolünün bulunduğu kabze motor üzerinde montajlı vaziyette geliyor arkadaşlar. Şu şekilde koyduk ve motor tırpanımızı böylece çıkardım arkadaşlar. Ve kutu içeriğinde üçlü bıçak çıkıyor arkadaşlar. Ekstradan kullanım kitapçığı var. Hemen malzeme olarak kutuyu içerisine atıyorum arkadaşlar. Şap borumuz burada. Ürünü satın aldığınızda iki parça koli olarak geliyor. Bir tanesi şap borusunun bulunduğu, şap kısmının bulunduğu koli. Diğeri de motor kısmının ve bu parçaların bulunduğu koli arkadaşlar. Motorun üzerinde markalama ve modelinin etiketi bulunuyor. Şu şap borusuna montajlanan etiket kullanım kitapçığının içerisinde arkadaşlar. Şu kullanım kitapçığını muhakkak okuyun. Teknik verilere sahip olma şansınız yüksek. Yani biraz burada toparlayamadım. Yani teknik bilgilere sahip olmak istiyorsanız kullanım kitapçığını okuyun. En azından motorlu testleri, motorlu tırpanı ilk defa kullanacaksanız arkadaşlar muhakkak hem okuyun hem de bir yetkili servise, en yakın yetkili servise giderek motorun montajını, yapılmasını ve kısaca bilgilere sahip olmaya çalışın arkadaşlar nasıl kullanılacağı hakkında. Biraz kelimelerim sürsüyor çünkü birkaç tane peş peşe motor kurduğumuz için bilgiler karışabiliyor. O yüzden kusura bakmayın şimdiden bunun hakkında bilgi vereyim size. Şap kısmını da hemen açayım. Bu kutuyu da piyasadan kaldırıyorum. Şurada bir tane tel zımbasını bırakmıştım. Şap taksamı, balata tası falan bu kutunun içerisinde arkadaşlar. Yani bunu da kenara atıyorum bu şekilde. Şimdi ilk başta ben motorlu tırpanı kurarken arkadaşlar koruyucu siperlik takıyorum. Daha sonra işte bıçak takılacaksa bıçak ya da misine kafası takılacaksa onları montajını yapıyorum. Daha sonrasında da motor üzerine montajlıyorum. Daha kolay oluyor, pratik oluyor. Hemen şu kısımdan köpük malzememizi alıp kutu içerisine atıyoruz arkadaşlar. Şekilde. Hatta şu etiket orada direkt durmasın hemen üzerine bu videoda da hemen etiketimizi de montajlayalım. Şuradaki uyarı görsellerinin şekline göre yazı düzenimiz bu. Arkadaşlar şuraya getiriyorsunuz. En tepe noktasına parmağınızı gezdiğiniz vakit daha sonra tek bir yöne daha sonra içten dışarıya doğru şöyle bastırarak elinizle etiketi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Zor bir şey değil. Yapıştırmak istemeyen yapıştırmayabilir de bundan buradan bahsedelim. Hemen şu kısımdan ot koruma siperlik montajını yapacağım. Burada lem çıkanları da görmüş olursunuz. Burada misine kafasının nasıl montajlanacağına dair bilgiler verilmiş.
Bisiklet kafası arkadaşlar, bisiklet kolumuzun sol tarafı. Askılık. Şunu belirtmek isterim arkadaşlar, BCH 50 modelinde 753, 755, BC 530, BC 550 modellerinde çıkan şu tarz askılar çıkıyor. Ama bunda maalesef ki yok. Bu da yarı amatör olarak mı geçiyor ya da yarı profesyonel olarak mı geçiyor bilmiyorum. Askılı biraz nazik. Olemak firmasının bence bu modellerde bu tarz bir askılıya askılı kutu ambalaj içerisinde göndermesinde avantaj var. Tabi bu maliyeti arttırıyor. O ayrı bir konu ama en azından kullanıcı konforu açısından da bence daha iyi olurdu. Çünkü biraz basit bir askılığa kaçılmış. Bunu her seferinde söylüyorum. Umarım bu uyarımızı dikkate alırlar. Biraz maliyete yansır ama en azından avantaj olur. Burada misine kafasının ya da montajın nasıl yapılacağına dair bilgiler var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. En basitinden etiketin nasıl yapıştırılacağına dair falan. Bunları da ben gerek duymadığım için içeri kutu içerisine atıyorum arkadaşlar. Daha sonra ambalaj içerisinden yağ ölçme hunisi çıkıyor arkadaşlar. Yağ ölçme kabı huni derken bunu da ambalaj içerisine attım. Daha sonrasında o koruma siperli şu poşetimiz alacağız. Motora şap burcu montajlamak için civatalarımız. Ambalaj içerisinde buji anahtarı düz yıldız, yani düz yıldız çok pardon, 19-13 düz buji anahtarı çıkıyor. Allian 5, Allian 4 çıkıyor arkadaşlar. Daha sonrasında da diğer montaj malzemeleri. Hemen şuradan matkabımızı alalım. Yıldız tornavida çıkmadığından dolayı bunu siz kendi elinizdeki mevcut tornavida, yıldız tornavidayla şu 4 tane vidayı montajlıyorsunuz. Şu kısma geliyor arkadaşlar. Buraya takıyorsunuz ve montajını bu şekilde yapıyorsunuz. Çaprazlama giderseniz daha kolay olacak. Civatalar düşmesin diye arada fatura koymuşlar ve haliyle bu da etki ediyor. Şimdi bunu tekrar sıkalım adına darbeyle küçük bir basıp çekiyorum arkadaşlar. Burada Allian 4 anahtarı alıp ambalaj içerisindeki bıçağın ve misine kafasının nasıl takıldığına dair şöyle bir kısa bilgi vereyim size. Şurada küçük bir delik var arkadaşlar. Buradan takıyorsunuz ve kilitliyorsunuz buradan. Kilitleme kulunun üzerinde. Bıçak somunu ters diştir arkadaşlar. 19 anahtarla açılıyor. Zaten üzerindeki buji anahtarıyla çok rahat tutunuyorsunuz. Hatta en alttan başlayayım. Şu kilitleme pulu arkadaşlar. Burada ne takarsanız sakın. Bu altta olacak. Daha sonra şu 3 parça somun, işte bıçak pulu ve somun koruma pulu olmak şartıyla bunlar bıçakla alakalı. Malzemeler, ben bisiklet kafasının nasıl takıldığına dair size bilgi vereceğim. Diğer BCH ile açtığım bisiklet kafasını hemen burada montajlayayım. Pardon, şuraya koymuşum kutusunu. Oradan malajını tekrardan açmak istemiyorum. Şöyle bir otun şu kısımda araya girmemesi adına bir plastik malzeme yapmışlar arkadaşlar. Bu misine kafasına has bir durum. Bunu bu şekilde sıkıyorsunuz. Tekrar kilitleme pulunu denk getirip sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben vitrinde ürünleri sergilerken genelde bıçaklarını takıyorum artık. O yüzden misine kafasını sökeceğim. Ters diştir burası arkadaşlar. Misine kafasını bu şekilde sıktığınız zaman işi bitiyor. Sökmesi de bu şekilde rahatlıkla söküyorsunuz. Bunu aldım. Kendi polisine attım oraya. Bunu şimdi de kendi polisine atıyorum. Ambalajı açmamış oldum bu sayede. Hemen bıçak nasıl takıldığına dair bilgi vereyim size. Üçlü bıçaklarda ters düz muhabbeti yok arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi. İsterseniz bu şekilde takın. Yaklaş istersen.
İsterseniz böyle takın. Çünkü her iki tarafı da keskin vaziyette. Şuradaki faturaya bunu oturtuyorsunuz. Daha sonra frezeli kolumuzu yerleştiriyoruz. Somun koruma kolunu yerleştirdik. Bu aşınan bir malzemedir arkadaşlar. Aşınması normaldir. Kaliteyle alakası yok. Çünkü yere temas eden ilk nokta o şu puldur arkadaşlar. Bir de somunun aşınmasını engellemek. Allen 4 yuvatamızı, Allen 4 anahtarımızı alarak şuradaki yükleme noktasına getiriyoruz. Bu şekilde sıktık ve bıçak kullanıyorken şuradaki gri plastiği, şurada bir tane civatası var. Bunu sökerek şu kısmı çıkartıyorsunuz. Şu siperlik her zaman motorun üzerinde olacak arkadaşlar. Çıkartanlar var, rahat kullanamıyoruz diye, ama misinede falan bu size zarar veriyor. Bunu da belirteyim. Bıçağımızı bu şekilde montajlıyoruz. Daire testerelerde ters düz muhabbeti var, ona dikkat edin. Şimdi motorun üzerine montaj yapacağız şap borusunu. Burada hafif balatası açıkken balatasından bahsedelim. Çift bir pabuca sahip ve kaplamalı pabuç arkadaşlar. Görüyorsunuz stop kablosunun birleştiği noktalar burası. Gaz telinin bileşim montaj kısmı hava filtresinin altında. Bunu da buradan belirtelim. Bujisi şu gri plastiğin altında. Buradan düz tornavidayla çevirerek açıyorsunuz arkadaşlar. Bu civatayı söktükten sonra ileri ittiğinizde bu sökülmüş vaziyette oluyor. Bujinin kepini sökerek montajını ya da söküm takımını çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Euro 5 egzoz emisyon standartına uyduğundan dolayı egzozu BCH40 serisinden farklı arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada alt alüminyum koruması var, reflektör. Şurada da bant var, depoya ısı geçmemesi adına. İşte egzoz koruma plastiği, motorun dış dizaynı bu şekilde arkadaşlar. Yakıt depo hacmi 860 cc arkadaşlar, yani 900 cc'lik bir yakıt depo hacmi var. Motorun beygir gücü 2 beygir arkadaşlar. 1.2 kava diye hatırlıyorum ama yanlış bilgi vermeyeyim orada. 1.5 kavaymış arkadaşlar. 28 milim şap borusunun kalınlığı var şu kısmın arkadaşlar. BCH50'de 32 milim bu. 753-755 özelliklerinde bulunan şap kısmı var. Burada bas çek butona sahibimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Stop kıl düğmesi bu şekilde. Gaz kolu. Makinenin 40.2 cm3'te silindir hacmi var arkadaşlar. Piston üzerinde çift, yani iki tane sekman bulunmakta. Motorun toplam ağırlığı da yanlış hatırlamıyorsam 8.1 kilo ağırlığı bulunmaktaydı. Aynen. Ekstra bir özellik de anlatacağım, bir özellik kalmamış zaten. Hepsi burada izah etmiş bulunmaktayız. Şu poşetlerimizi alıp hemen montajımıza başlayalım. Motoru yatırıyoruz arkadaşlar. Allen 5 kutu içerisinden çıkan Allen 5'te 4 tane civatayla burada montajlıyorsunuz şap borusunu. Ama biz biraz daha hızlı olması adına matkap kullanıyoruz. En son Allen'da da yoklamasını çekiyoruz arkadaşlar. Kurulumu zor bir şey değil, fakat yetkili servislerde kurulum yapın arkadaşlar. Anlamayanlar, motorlu tırpan hiç kullanmayanlar buradaki püf noktalarını öğrenmiş olsunlar. Bir de benim gibi böyle vidaları toparlarken motorun içerisine kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şap kısmını bu şekilde montajladık. Şu kısım üstte kalıyor. Bazen ters montajlayanlar var. Sağ olsunlar. Fotoğrafları çekiyorum ama yayınlama falan diyenler var. Yani gelen müşteriler ya işte bizi de hor görme gibisinden söyleyenler var. Ya bu sebepten dolayı video çekiyoruz. İşte kutu içerisinde neler var onları izah etmek için video çekiyoruz. Biraz hani
Vatandaşımız bilinçlenmesi adına video çekiyoruz ama herkesin görüşü farklı. Apayrı bir durum. Ona biz karışamayız. Ama en azından biz burada video çekiyoruz diye de her şeyi de kendi başınıza çözmeye çalışmayın arkadaşlar. Çünkü bazı durumlarda yanlış montajdan dolayı ciddi masraflar açanlar oluyor. Çok bilenler oluyor. O yüzden her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Bir yetkili servise gidip kurulum yaptırın arkadaşlar. Sonuçta bir para alınıyor, bir bedel alınıyor ama sorun yaşadığınızda hemen yetkili servis orada, yani sorun var ise motorda üretim hatası olabilir, yani çıkabilir binde bir de olsa. Bu şekilde kısaca çözmüş olursunuz. Şöylece şöyle de yoklayalım. Motor Euro 5 olduğundan dolayı arkadaşlar özel kendi yağlarını kullanmanız gerekiyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum size. Ve kafa gresinin kullanılacağı yerler var. Onları söyleyeceğim. Hemen şu gidonumuzu montajlayalım. Burası Allian 4'lük civatalar arkadaşlar. Allian 4 ile söküyorsunuz. Tamamen almanıza gerek yok. Bu sol gidonumuz. Şimdi az önceki videoda tam belirtmedim ama bize gelen motorlarda bu şekil kullananlar var. Şöyle duruyor. Abi bu tırpanı böyle nasıl kullanabilirsiniz? Yani eliniz nasıl ağrımıyor? Anlamadım gitti. Ben bile şöyle gerdirdim bak boşta. Saatlerce çalıştığınızı düşünün. Böyle kala kala sinirler kasılıyor. Adamı sinir atlasıyla. Yani bilmediğiniz işlemleri de işte dediğim gibi yanlış montajlamayın en azından. Şöyle gelenler oluyor. İşte kabze solak arkadaşlarımız oluyor. Kabze böyle terste duruyor, kullanamıyorlar. Yani bunların böyle takıyorlar. Böyle basmaya çalışıyor. Yani bunların hep önüne geçilebilecek durumları var. Kolaylıkları var. Bir servise gidin. En azından size yardımcı olmaya çalışsın. Tabii burada bir de ilgili servis de olması gerekiyor. Şimdi beni yurdumuzun birçok köşesinden bu videolardan sebep arayan arkadaşlarımız oluyor. İyi hoş, vaktimiz olduğu zaman cevaplıyoruz. Vaktimiz olmuyor, kimisinin telefonuna cevap veremiyoruz. Bunu ben zaten her seferinde videolarımda belirtiyorum. Ama bazı servis arkadaşlar, servis demiyor yani yetkili servis değil. Tamirci olduğunu düşünen arkadaşlar yanlış montajlar yapıyor ya da işte yanlış müdahaleler yaparak kullanıcılara yani ürün sahiplerine daha fazla masraflar açıyorlar. O yüzden biraz seçici olmanıza da fayda var. Bunu da belirteyim. Şimdi eline anahtar alan ben tamirciyim diye geziyor ama bir bakıyorsun montajlama yanlış. Adam tırpan gidonu montajlıyor. Şunlarda mesela kıvrım farkı oluyor. Bir bakmışsın alakasızca montajlanmış üzerine. Bu da yazık günah yani. Size zararı var. Sağlığınızla oynuyorlar yani. En basitinden. Gıda değil. Ayrı konu ama işte sağlıkla alakalı. Bu şekilde sıktım. Allian 4 anahtarıyla da yoklanıyor arkadaşlar. Ben kendi Allian 4'ümle şöyle yokluyorum. Bu şekilde sıktık. Buradaki kelepçeyi arkadaşlar şuraya takıp bu şekilde gazetenin düzgünce durmasını sağlıyorsunuz. Hemen şurada şu şekilde tutmaya çalışıyoruz makineyi. Gres yağımızı ve yağımızdan bahsedelim. Yani bunları ben neden gösteriyorum? Her videoda artık çekeceğim bunları. Fırsat buldukça. Çünkü bazı videolarda müşteriler geliyor. Mecbur hızlıca kesmek zorunda kalıyorum. Anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Yani siz burada kameranın bu açısını görüyorsunuz ama arkada müşteriler geliyor, bir şeyler oluyor. Hani camdan, yoldan geçerken video çektiğimizi görüp de gene gelenler oluyor ama yapacak bir şey yok tabii ki. Yani sonuçta onlar da kafasına takılan bir şey oluyor. Geliyorlar bizden bilgi almak istiyorlar ama video çekerken böldüğü apayrı bir konu. Orijinal yağ Olemak Eurosync 2 Evo modeli arkadaşlar. Bu Euro 5 motorlar için bunu söyleyeyim.
Evo 2 yazana kadar aslında şey, Eurosync 2 yazana kadar bunu Evo 5 demiş olsalar, Euro 5 motorlarda kullanılacağı avantaj sağladığını, her zaman daha kolay anlaşılır hal alırdı. Bundan böyle bir şey geldi aklıma yani. Bu orijinal yağlarından harici yağlar kullanmayın. Çünkü egzoz içerisinde katalizör tarzı malzemeler var arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Normal piyasa yağlarında, piyasa malı yağlarda kullanırsanız sizin egzozunuzun hızlıca tıkanmasına sebep olacak ve egzoz değişimine gitmeniz sebep olacak. Bu da size ekstra bir maliyet demek. Bunu her seferinde anlatacağım size. Şurada arkadaşlar yıldız tornavidalık bir civatamız var. Bunu sökerek daha sonra bu kafayı açarak buraya sıkıyorsunuz. Sürekli kullanımda her gün biraz şöyle fındık tanesi kadar yağ sıkın içerisine, olsun bitsin arkadaşlar, yağlansın. Sürekli yeni bir yağ girsin içerisine. Muhakkak yağlayın. Yağlamadığınız zaman bu içerisindeki rediktör içerisindeki dişler bozuluyor. Bozulmasının tek sebebi de yağsızlık. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Tabii ki malzeme kalitesi de önemli burada. Ama maliyetleri düşürmek adına tabii ki Çin'de üretiliyor. 753 ya da BC530 modeli gibi değiller. Onlar İtalya'da üretiliyor. Bunlar Çin'de üretiliyor. Maliyetlerin düşmesinin sebebi de bu arkadaşlar. İşçilik ucuz orada. Bundan dolayı yağımızdan bahsettik. Gres yağımızdan bahsettik. Dilerseniz gres yağı tapasını, buradaki yıldız tornavidalık civatayı söktüğünüz zaman aynı boyda metrik 6'lık alyan anahtarlık ya da kafası 10 anahtarlık civata alarak bir hırdavatçıdan daha kolay söküm takım yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Diğer modeller için de geçerli. Kendi orijinal yağları kullanmayı unutmayın. Yetkili servislerde kullanıp motorlu tırpan kullanmayanlar ya da bu tarz makine ilk defa kullanacak olanlar yetkili servislerde kurulumunu yaptırıp ön bilgilere sahip olsunlar arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Biz sadece size fayda sağlamak adına böyle kısaca videolar çekiyoruz. Motorun yapısını gördünüz. Kutu içeriğinden neler çıkıyor gördünüz. Neler yapılması gerekiyor kısmen anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.